Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki bir soru bir cevap videomuzun konusu bebeklerde burun tıkanıklığının ne zaman ortadan kalkacağı hakkında olacak. YouTube kanalımda en fazla izlenen videolardan bir tanesi bebeklerde burun tıkanıklığının nasıl giderileceği hakkında hazırladığım videoydu. Bu videonun altına bırakılan soruların birçoğu bebeğin burun tıkanıklığının kalıcı olarak ne zaman geçeceğini merak ettikleri konusundaydı. En baştan cevabını verelim. Bebeklerde burun tıkanıklığı ortalama 2-2,5 yaşa kadar devam eder. Bizim yaptığımız şey bebeklerin 2-2,5 yaşa kadar zaman kazandırılması. İlk 4 ay içerisinde bebeklerdeki burun tıkanıklığı hayati bir öneme sahip olduğunu ve gerekirse bunun için ameliyat yapılması gerektiğini daha önceden söylemiştim. Bebeklerdeki burun tıkanıklığını gidermek için de bizim yapmamız gereken şey düzenli olarak bebeğin burnunu açmak üzere bazı uygulamalar yapmak. Bebeğin burun tıkanıklığını gidermek için hazırladığım videoyu üst tarafa tıklayarak izleyebilirsiniz. Merak edenler için bebeklerde neden burun tıkanıklığı oluyor diye soranlar için kısaca bir tekrar açıklama yapalım. Bebeklerdeki burun tıkanıklığının sebebi arkadaşlar solunum yollarının darlığı. Şöyle düşünün. Bir bebeğimiz var ve yaklaşık olarak boyutu bu. Bir de ben varım. Benim burnumdaki büyüklükle bu bebeğin burnundaki büyüklük aynı olamadığı gibi iç taraftaki solunum yollarındaki genişlik de aynı değil. Her ikimizin de nezle olduğunu hayal edin. Bu durumda ikimizde de senaryo nasıl işler? Bunu kısaca anlatacağım ve videoyu bitireceğim. Çok uzun video olmayacak. Diyelim ki ben nezle oldum. Bu durumda ne oluyor? Bir sekresyonum oluşuyor. Bir geniz akıntım oluşuyor. Bu geniz akıntımı arkadaşlar solunum yollarında bir miktar darlık yapıyor. Ama bu darlık benim nefes alıp vermemi azaltmadığı için bu durumda biz müdahale etmiyoruz. Ve aynı miktardaki boşluktan nefes alıp vermeye devam ediyorum hiçbir sorun oluşturmadan. Bu bebekte işler böyle yürümüyor. Bu bebeğin solunum yolları daha dar olduğu için ve var olan sekresyon nedeniyle yaklaşık %50 oranında solunum yolları daraldığı için bebeğin nefes alıp vermesi zorlaşıyor ve sonrasında solunum sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bu sorun 2,5 yaşına kadar ki bütün bebekleri etkileyebiliyor ve 2,5 yaşına kadar bronşiolit adı verdiğimiz bir hastalık oluşabiliyor. Fakat 2,5-3 yaşından sonra biz artık bu hastalığı görmüyoruz. Tavsiyem şu şekilde arkadaşlar, eğer bir burun tıkanıklığından şüpheleniyorsanız doktorunuza başvurun. Bununla ilgili incelemelerini yapsın, eğer gerekirse farklı yöntemler uygulasın. Eğer bunun dışında özel bir durumunuz yoksa ilk 4 ayda burnunuzu temizlemek, burnunuzun tıkanıklığını azaltmak amacıyla daha öncesinde video şeklinde serum suyuyla burun temizleme videosu hakkında hazırladığım videoyu izleyerek oradaki uygulamayı bebeğinize uygulamanız. 4 aydan sonra ise sıklığı biraz daha azaltarak bunlara gene devam etmeniz ve 2 yaşına kadar çocuğun burun tıkanıklığını yaşamaması. Çünkü burun tıkanırsa ikinci aşamada üst taraftaki sekresyonlar aşağı inebilir ve çocuğunuzda bronşiolit ve zatüre dediğimiz akciğer enfeksiyonları oluşabilir. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.